Sultanı Derya Et ve Balık Restoranı 2007 yılı itibariyle Beylikdüzü Gürpınar'da hizmet vermeye başlamıştır. İşletme muhteşem deniz manzaralı 200 kişilik bahçesiyle müşterilerine kusursuz hizmet sunmaktadır. İşletme sahibi İskender Duriç, ekibimizden Nilgün Ege'nin sorularını yanıtlayarak çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ben eski bir işletmeciyim ama burayı amatör bir ruhla 2007 yılında açtık. Eski birlikte çalıştığımız kardeşlerimiz var. Küçük butik bir yer iddiasıyla açtık burasını. Burası çok bakir bir yerdi, bakımsız. O tarihlerde çok az kişinin uğradığı bir yer. İstanbul'un içinde sahile bu şekilde sıfır noktada kıyısı bakir kalmış ender yerlerden bir tanesi. Hem sosyal manada arkadaş çevremizi ağırlamak, bir de bu küçük yeri değerlendirmek istedik. Amatör ruhla derken ilk başta çok bir beklentimiz yoktu ticari manada. Onun için amatör kelimesini kullanıyorum. Ve natürel güzel bir yer yaptık, böyle butik, ahşap ağırlıklı. Sıfır deniz. Çok sakin bir yer burası. İnsanların kafasını dinleyebileceğin. Dinleyebileceğin. Çünkü yaya geçidi yok. Araç geçişi yok. Ondan sonra iyi bir cevap aldık ve performans gittikçe arttı. 2007'de profesyonel oldu. İskender Duriç konuşmasında hizmet sektörünün önemine değinerek mekanın özelliklerini şöyle anlattı. Ne iddialıysanız satışınızda en iyisini sunmak zorundasınız. Çünkü netice itibariyle hizmet sektörüdür. Aynı zamanda da gıda, hijyen, temizlik çok önemli, tazelik çok önemli. Ekonomik açıdan da verdiğiniz malın gramajı önemli. Kaç kişilik masaya sahip? Şu anda ilk etapta küçük başladı, büyüyoruz. Şimdi iki bölüm halinde kapalı mekanımız var. Tek bölüm olarak açmıştık, 80 sandalyeli. Daha sonra ek bir bölüm yaptık içeride, eskiden açık bahçeydi orası. Sonra onu bir kısmını portatif olarak kapattık. Onunla beraber şu anda kapalı mekanda ağırlığa bir kişi sayısı 160. Bir de dışarısı var bunun. Tabii. Onunla beraber toplamda. O sahil yazın açtığımız sıfır denizde orada 200 kişi falan ağırlayabiliyoruz. Özel organizasyonlar düzenliyor muyuz? Özel organizasyonlardaki kasıt şuysa eğer grup yemekleri alabiliyorum. Ama onda 100 kişiyi geçmemeye çalışıyorum. Çünkü alakart müşterimin buradan geri dönmek gibi bir şansı. Karşılaşmak istemiyorum. Evet. Ama düğün dernek almıyoruz. Birbirinden özel spesyal yemekleri ve seçkin menüleriyle müşterilerini bekleyen işletme, damak zevkine önem verenler için tercih edilen bir mekan olmuştur. İskender Bey, özel spesyalımız var mıdır? Özellikle tabii ustalarım eski, personelim eski arkadaşlarımdan oluşuyor. Mesela biz daha evvel de başka işletmemizde bunu ilk icat edenlerden bir tanesiz diyebiliriz. Sıcak Arnavut ciğeri. Bu Trakya kuzu ciğerinden elde ediyoruz ve pişirme tekniğiyle iyi bir uygulayıcıyız. Ciğerimizi çok severler. Artı balık ürünlerinin birçoğunda başarılıyız. Yani balık pastırması, lakerdayı kendimiz yaparız, balık pastırmayı kendimiz yaparız, balık kokoreçimiz var. Bu tarzda iddialıyız ama ciğerimiz biraz popüler oldu. İskender Bey, en çok yaşanmaz. Sıkılan balık hangisi? Şimdi bu sene ve geçen sene az olmasına rağmen lüfer, sarı kanat, çinekop ve de klasik levrek, çupra. Onlar da çiftlik balıkları, biraz ekonomik geliyor. Ekonomik geldiği için. Onu da ben genelde hamsi zaten tüketilen bir balıktır. Biz de kışın akya, levrek, çupra, lagos çok tüketilir. Ben satıyorum bunları, yani burada başarılıyız. Sarı kanat, çinekop, bu da sarı kanatın ölçüsünü şimdi yeni kurallara bağladılar santim. Çok doğru bir davranış. Fakat lüfer yok. Lüfer çok azaldı. Lüfer müşterim çoktu. Biz lüferi de bu sene çok fazla alamadık yani. Balık teminini nereden yapıyorsunuz? Balık temini çok eski arkadaşlarımız var bizim. Mimar Sinan'da dostumuz var, Bülent Bey diye. O toptan ve perakende satış yapar. Önemli bir bölümünü o karşılıyor bize. Profesyonel bir arkadaşımızdır. Balıkta güven çok önemlidir. Evet. Balık hassas bir konu çünkü. Tedarikçiniz mutlaka güvenli olması gerekiyor. O arkadaşımız sağ olsun çok uzun yıllar beraber çalıştığımız. Marmara reisi Enes Çanakkale tarafından geliyor.